Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı. Bu aile merkezimizde bizler aynı zamanda evli çiftlerimize ve evlilik adayı kardeşlerimize evliliğe ilk adım seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber hanım kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu, ilgi duyduğu hangi alan varsa onlara yönelik birbirinden farklı kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Yine burada kurduğumuz iyilik atölyesiyle de hanım kardeşlerimizin el becerilerini geliştirecekleri bir ortam ve ürettikleri bu güzellikleri de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye edebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Burasını sadece problemli kimselerin, ailesinde problem yaşayan kimselerin müracaat ettiği bir yer değil. Burasını aynı zamanda bir hayatın merkezi kılmak için gayret ediyoruz. O yüzden kütüphanesi var. O yüzden dersler var. İhtiyaç duyulan her alanda dersleri burada gerçekleştirerek bu hizmeti sunmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Bugün burada Hatice Selma, Asım Köçoğlu Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılışı için hep buradayız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyorum. Vazgeçmedik hocam. Kaybedenler vazgeçenlerdi. O yüzden vazgeçmedik. Bugün bu gördüğünüz külliye oldu. Aşağıda dedi ki ya taziye evi yapalım. Müftüm ve Şeytihan müftüsü geldi dedi ki ya başkanım bize 4-6 yaş lazım. Bu tohumlar, bu tohum çok mühim. Büyük bir çınarın temsilcisiyiz. Tohum ve toprak çok mühim. Bu çocuklara küresel vicdanı ve merhameti öğretsek yeter ya. Öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Harbi öldürüyoruz. Çizgi filmlerde öldürüyoruz. Esporda öldürüyoruz. Öldürmeyi normalleştirdik. Oysa önce insan diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Şeyh Edebali bunu söylüyor. Tekrar açılacak bu merkezin, çok önemli merkezin, bu ilk merkezin, bu hayır merkezinin, bir taşta birçok kuşun vurulacağı bu merkezin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hem Kur'an-ı Kerim'den aldığımız ilhamla hem de Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden almış olduğumuz ilhamla millet olarak ailemizi korumaya çalışıyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı olarak işte gördüğünüz bu güzel eser Aile Dini Rehberlik Merkezimiz benzeri 550 yerde ülkemizde 550 yerde böyle merkezlerimiz var. Aile irşat bürolarımız var. Elhamdülillah Gaziantep bu konuda çok iyi. Gaziantep örnek bir ilimiz, örnek bir şehrimiz. Burada Sayın Valimizle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla, kurumlarımızın bütün temsilcileriyle, kurum başkanlarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın buradaki temsilcisi, il müftümüz ve onun çalışma arkadaşlarıyla biz aileyi daha dinamik, daha sağlam nasıl yapabiliriz? Çocuklarımıza peygamberi ahlakı nasıl ulaştırabiliriz, öğretebiliriz? Gençlerimize nasıl sahip çıkabiliriz? Bunun için uğraşıyoruz. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Ülkemiz genelinde hamdolsun 1,5 milyona yakın mezun verdik şu ana kadar. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Hamdolsun. Bu yıl sadece 2024 yılında 250 bin çocuğumuza 4-6 yaş Kur'an kurslarında sevgiyi öğretmeye çalıştık. Saygıyı öğretmeye çalıştık. Vatan nedir? Devlet nedir? Millet nedir? Anne baba nedir? Aile nedir? Bayrak nedir? Ezan nedir? Onları öğretmeye çalıştık. Türkiye Diyanet Vakfımızın kitap kahve merkezlerini kuruyoruz. Kitap evleri kuruyoruz. Niye yapıyoruz bunları? Toplum olarak daha huzurlu olalım. Daha sağlıklı olalım. Buna ihtiyaç var. Biz bunları burada yaparken bizim 1,5 milyona yakın 4-5-6 yaşındaki çocuklarımız
devletimizin imkanlarından, Diyanetleri Başkanlığımızın, valilerimizin, belediye başkanlarımızın desteklerinden istifade ederken, ama aynı yaştaki binlerce, 20 bine yakın çocuğumuzun Gazze'de Siyonist işgalcilerin bombardımanları altında can vermesi de bizi kahrediyor. Yüreğimizi acıtıyor. Kalbimiz sızlıyor. Ama dünya kör, sağır ve dilsiz bu konuda. Nasıl bu soykırım karşısında dünya sessiz kalıyor? Anlamak mümkün değil. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Aile merkezlerimizle, Kur'an kurslarımızla, okullarımızla, imamlarımızla, vaizlerimizle, öğretmenlerimizle, valilerimizle, belediye başkanlarımızla hep beraber bütün millet olarak tefrikaya karşı daha güzel işler yapacağız inşallah. Fitneye karşı işte bu açılışların sayısını çoğaltacağız. Eğitim, ilim, irfan, bilgi, hikmet üreten yerlerin sayısını çoğaltacağız. Küçük Buhara dediğimiz Gaziantep'i Büyük Buhara yapacağız inşallah hep birlikte. Ve örnek şehir Gaziantep, ülkemizin 81 ili de inşallah, 81 ili için de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. 922 ilçesi için aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde, bütün beldelerimizde bu amaç için gayret ediyoruz. Tüm katkılarından dolayı bir teşekkür alkışı da onlara alalım. Sağ olunuz. Kıymetli kardeşlerim, Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.